Durma, susma, susanlar ölür. Bir aşkın tuzağına düşenler ölür. Bizi ancak dostça sevenler görür. Özgür! Annemin bir anda cırlamasıyla havada tuttuğum telefonum elimden kayıp suratıma yapıştı. Oysa ben yatağımda her zamanki rahat pozisyonumda yatıyor, bir yandan Instagram'da geziyor, bir yandan ağzıma baharatlı cipslerimden atıyor, bir yandan da duyduğunuz müziği dinliyordum. En sevdiğim müzik grubunun en sevdiğim şarkısını. Özgür Müzik, Susanlar Ölür. Ne var? Diyerek ben de ona cırladım. Odamın kapısı ardına kadar açıldı ve Safiye Sultan'ın her zamanki sinirli suratı odama bir güneş gibi doğdu. Kızım kıs diyorum şu müziği 2 saattir. Sesleniyorum, duymuyorsun bile. Yatağıma enlemesine uzanmış, ayaklarım duvarda ve başım aşağı sarkarken birkaç saniye sessiz kaldım ki benim yerime müzik cevap versin. Kısma müziği sakın, kısanlar ölür. Müzikle beslenmeyen çok erken ölür. Bizi ancak dostça sevenler görür. Duydun Safiye Sultan, diyerek hoparlörümü işaret ettim. Ama bu bir hataydı. Annem, sen kısmazsan ben kısarım, gibi tam duyamadığım bir şeyler mırıldanarak ayaklarını yere vura vura odama girdi ve hoparlörün dişini çekti. Kral hareket. Ya dinlediğin de müzik olsa bari. Rock mıdır, rap midir, ne olduğu belirsiz bir şey, dedi. Benim canım müziğime. En sevdiğim grubun en sevdiğim şarkısına. Gayet ciddi bir şekilde yatağımda düz dönüp sakince derin bir nefes aldım. Ardından başladım. Neye mi? Konuşmaya tabii. Ben sana kaç kere anlatmadım mı benim en sevdiğim grup diye? Sen neden ısrarla her seferinde gelip benim müziğime karışıyorsun anne? Sen benimle derdin ne? Sen bunu seviyorum yani. Bunu değiştiremezsin, anladın mı? En sevdiğim diyorum ya. Aşkım canım bir tanem diyorum. Sen hala gelmiş burada müziği kapatıyorsun. Sen benim sevdiğim şeyleri bile... Özgür yeter! Beklenen çığlık geldi. Otomatik konuşma kapatılıyor. Ağzımın fermuarını çekermiş gibi yaptım ve yüzüme kocaman yapmacık bir sırıtış kondurdum. Konuşma sırasını anneme verdiğimi göstererek elimi ona doğru uzattım. Odanı topla. Ayten teyzenler misafirliğe gelecek. Gözlerimi odamda gezdirdim. Sandalyenin üzerinde kirli mi temiz mi belli olmayan bir kıyafet yığını, masamın üzeri zaten kitap defterlerle dolu, peluşlarım yerlere saçılmış, duvarların her metrekaresinde Özgür Müzik Grubu posterleri asılı, yatağımın üstünde ve etrafında da abur cuburlarım var. Burası toplu. Annem derin bir nefes verdi. Özgür, beni deli etme kızım. Hadi yavrum. Canım anneciğim, sultanım, bir taneciğim. Ayten teyze benim odama mı misafirliğe geliyor? Ona ne benim dağınıklığımdan, he canımın içi. Ayten teyzen demedim yavrum. Ayten teyzenler dedim. Oğlu da geliyor. Burak'ı hatırlıyorsun değil mi? Kusma taklidi yaparak kendimi yatağa bıraktım. Sanki Burak benim odama girecek de. Hatırlamaz olur muyum? Hani şu bir aydır yakışıklılığını, kibarlığını, zekiliğini dilinden düşüremediğim Burak. 6 yaşındayken yanımda altına işeyen hani. Orasını karıştırma. Çocuktu. Annem için bu eskide kalmış bir anıydı ama ben asla unutmamıştım. Ayten teyze annemin uzun yıllardır arkadaşı. Bir oğlu, bir de kızı var. Burak ve Selen. Doğal olarak ben de onları çocukluğumdan beri tanıyorum. Altını çiziyorum, sadece tanıyorum. Arkadaşım değiller. Tamam, küçükken beraber birkaç oyun oynamışlığımız var. Ama sonra uzun yıllar görüşmedik. Zaten görüştüğümüzde de benim karakterimden çok uzak tipler olup çıkmışlardı. Pek anlaşamadık yani. Tabii annem öyle düşünmüyor. Selen benimle aynı üniversiteye gittiğinden bizim kanka olduğumuzu falan sanıyor. Ama kızla aynı fakültede bile değiliz. Ben matematik okuyorum, o ise güzel sanatlar. Yani uzaktan yakından alakamız yok. Tekrar ediyorum, arkadaş değiliz. Burak ise geçenlerde görmüş galiba. Bir aydır öve öve bitiremedi çocuğu. Bana koca arıyor canım anam ama ben yemem bu numaraları. Hayır, ne düşündüğünüzü biliyorum. Kesin bunlara aşık olacak şimdi, evlenecekler, çocukları falan da olur. Silin bu düşünceleri kafanızdan çünkü bu bir romantik komedi hikayesi değil. Hadi komedi bir nebze olabilir belki ama romantik hiç değil. Böyle diyor ama kesin aşık olacak bu. Olmayacağım kardeşim, zorla mı ya? Sil diyorum o düşünceyi kafandan, sil. Şu an kesin emin oldum, olacak. Olursam taş olayım, hadi bakalım. Dur, tamam sakinim. Bakın, tabii beni henüz tanımadığınız için böyle düşünmeniz normal. O yüzden sanırım biraz kendimden bahsetmeliyim. Ben... Özgür Binboğa. Erkek değilim. Özgür Müzik Grubu'nun fanı ve onların solisti Özgür Yaman'ın platoniyim. Hakkımda bilmeniz gerekenler temel olarak bunlar. Yine de ben biraz daha açacağım bunu. Öncelikle
İsmimin tam bir erkek ismi gibi göründüğünü biliyorum. Ama siz de şunu bilin ki bu benim suçum değil. Neymiş efendim? Benim prenses kızım özgürce yaşasın bu hayatıymış. İşe yaramadı sevgili ailem. Okul ve ev arasında sistemin içine hapsolmuş, prenseslikle uzaktan yakından alakası olmayan bir kızım ben. İsmimi özgür koymanız sadece daha erkeksi olmama sebep oldu. Neyse, ben bundan pek şikayetçi değilim açıkçası. Sevgili bulmak için yaşayan, ciyak ciyak konuşan, incecik belli, yüzündeki boyalar yüzünden yüz yüze konuşamadığım kızlardan olacağıma böyle olurum daha iyi. Böyle derken, hafif tombiş, gözlüklü, güzel sayılmayacak bir tipte, garip sayılacak karakterde. Ben aslında toplumun güzellik olarak nitelendirdiği bu algıyı yıkmak isteyen... Ah, aman, neyse, kimi kandırıyorum, çirkinim işte. Ama içim güzel arkadaşlar, yani öyle sanıyorum. Her neyse, ismime geri dönecek olursak, adamın özgür olmasının tek güzel bir yanı var bence. O da tabii ki özgür müzik grubu. Yani bu dünyada en sevdiğim müzik grubuyla bir de üstüne o müzik grubunun aşırı yakışıklı, karizmatik, güzel sesli solistiyle adaş olan kaç kız vardır ki? Bence bir. O da benim. Biriciğim görüyorsunuz. Ah, Özgür Yaman. Masmavi gözler, dalgalı kumral saçlar, kemikli çene, çıkık elmacık kemikleri, biçimli burun, dolgun dudaklar. Üstüne üstlük melek gibi bir kalp, her daim cömert, yardıma hazır. Esprili, cesur ve dürüst. Eriyorum seni düşündükçe. Arkadaşlar, benimle ilgili bilmeniz gereken tek önemli şey bu. Ben bir platoniyim ve bunu hiçbir şey değiştiremez. Benim için bir şeyin romantik olabilmesi tamamen içinde Özgür Yaman'ın olmasına bağlı. Şu hayatta çekici bulduğum ilk ve tek erkek o. Zaten kimi çekici bulacaktım ki başka? Okuldaki gerizekalıları mı? Sidikli Burak'ı mı? Heh, hiç sanmıyorum. Hayat bir romantik komedi değil. Hele benim hayatım hiç değil. Annemin de öyleymiş gibi davranmaması için elimden geleni yapacağım. İlk ve tek aşkım Özgür Yaman'dır ve bunu kimse değiştiremez. Zaten bu tipim ve bu isteksizliğimle benim başıma romantik bir şey gelmesi imkansız. O yüzden güle güle Burak ve annemin bulacağı diğer damat adayları, merhaba sevgili platoniyim. Anne, onu gelecekteki damadım falan olarak hayal ediyorsan hayallerinin gerçek olmayacağını bilmeni isterim. Annem hemen yanında durduğu masadan eline gelen ilk kitabı alıp üstüme fırlattı. Karnımı deşmek üzere olan sivri ucu son anda havada yakalarken dehşetle ona baktım. Dünyanın en aptalca şeyini söylemişim gibi bakıyordu. Özgür, seni parça pincik ederim. Kendine biraz çeki düzen ver. Azıcık giyin, süslen, kız gibi davran biraz Allah aşkına ya. Başımıza mı kalacaksın sen? Kaç yaşına geldin kızım? Dehşet içindeki ifadem daha da büyüdü. Sen resmen beni evden kovmaya çalışıyorsun ama. Kırıldım şu an Safiye Sultan. Ne alakası var be? Senin iyiliğin için söylüyorum. Okulun bitmek üzere, evlenme yaşın gelecek ama sende tık yok. Kendi yuvanı kur diye söylüyorum Özgür. Oflayarak yattığım yerde dönüp annem yerine duvarımdaki yakışıklı, karizmatik, güzel sesli Özgür Yaman posteriyle göz teması kurdum. Bizi ancak dostça sevenler görür anacığım. Bu gidişle tabii öyle olur. Şu haline bak, erkek Fatma. Sinirle yeniden ona döndüm. Adımı Özgür koyduğunuz için olabilir mi acaba? Sanki hata bendeymiş gibi ya. Of, ne alakası var Özgür? Gayet güzel bir ismin var. Sen Muzaffer koymadığımıza dua et. Hep başarılı olmanı isterdik. Yok, devenin nalı. Evlatlıktan reddetseniz daha iyi. Ne Muzaffer'i ya? Allah korusun, tövbe estağfurullah. Hadi saçmalamayı kes de odanı topla. Kendini de topla. Yarım saate gelirler. O insancıklardan herhangi biri odama girmeye kalkarsa uçan tekmemin tadına bakmak zorunda kalacaklardı. Tabii anneme bunu anlatmak imkansız olduğundan başka bir teknik denedim. Ağzıma bir cips atıp ona tekrar arkamı döndüm. He. Kışını dönme bana, hadi kalk. Kapıya giden ayak seslerinin ardından seslendim. Kalktım bile. Kulakları sar eden bir kuş cıvıltısıyla uyandım. Kulakları sar eden tek bir kuş cıvıltısı olabilirdi. Bizim evin kapı zili. Geldi başımın belaları diye mırıldanarak yatağımdan doğruldum. Uyurken yanağıma yapışan gözlüğümün camını üstümdeki eski gri penye tişört ile temizledim. Sonra aniden çişimin geldiğini fark ettim, ancak bir sorun vardı. Tuvalete gitmek için salondan geçmem gerekiyordu. Zil çalalı çok olmadı. Onlar yukarı çıkana kadar hemen koşup gitsem, buradan tuvalete nereden baksam 5 metre. 5 metreyi 6 adımda alırım. Bir adım atmam yarım saniye, apartman kapısından buraya gelmek 12 saniye sürüyor. Ayten teyzenin bacak ağrısını da hesaba katarsak olur bu iş. Koş Özgür, koşmayan ölür. Koşarak odamdan fırladım ve kendimi tuvalete attım. Onlara görünmemeyi başarmıştım
Ama anlaşılan annem beni koşarken yakalamıştı. Zira şu an arkamdan cırlıyordu. Ben sana giyin demedim mi? Salak kız hala eşofmanıyla duruyor. Kaçıracak gül gibi çocuğu ya. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Canım anam bilmiyor ki ben ne giyersem giyeyim o çocuk bana bakmaz. Ben de ona bakmam, o ayrı mevzu. Tuvalette işim henüz bitmişti ki annemin Hoş Geldiniz adlı senfonisi kulağımı doldurdu. Lanet olsun. Buraya gelmek tamam da dönüşü hesaplamayı unuttum. Çoğu sınavdan kalma sebebim de bu galiba. Matematik okuyan da doğru işlem yapamayacaksa ne olacak bu ülkenin hali ya? Sofia teyzeciğim, sana ellerimle kek yaptım. Aa, Selen'in sesi. O cadaloz da gelmiş demek. Ay çok teşekkür ederim Selen'ciğim. Pek bir hamarat gördüm seni. Ayıptır söylemesi, benim kız da böyledir. Börek yapmıştı. Siz oturun, ben ikram edeyim. Bunun yalan olduğunu belirtmem gerektiğini düşünmüyorum. Siz zaten anlamışsınızdır. Arkadaşlar ben buradan nasıl çıkacağım? Ya başka şansım yok galiba. Derin bir nefes alıp merhaba der geçer giderim odama. Evet, bunu yapabilirim. Hadi Özgür. Özgürlüğe giden yol o salondan geçiyor. Kapıyı açıp koridora çıktım ve yavaş adımlarla salona ilerledim. Tam kapıda durdum. 3, 2, 1. Merhaba, hoş geldiniz. Sefa getirdiniz ve görüşürüz. Hoşçakalın Ayten teyze. 3 çift şaşkın gözü arkamda bırakıp salondan çıktım. Hop, bitti gitti. Odamın kapısındayım. Özgür! Olamaz. Annem. Kapı kulpunu tutmama, birkaç santim kalmıştı oysa ki. Arkamı dönüp onunla göz göze geldim. Buyurun benim. Bu tiple çıktın değil mi insanların karşısına? Anne, benim bundan başka tipim yok yalnız. Annem söylediğimi duymamış gibi kendi kendine konuşarak elindeki kek ve börek olan iki tabağı benim elime tutuşturdu. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Al şunları misafirlere ikram et. Önce Burak'a ver. Kadın resmen üzüldü şu an. Anne ciddi misin ya? Bu suratı bana karşı kullanma ama. Tamam, götürüyorum. Demek zorunda bırakıldım az önce mutsuz bir anne suratı tarafından. Evlat olmak zor iş arkadaşlar. Buyurun. Diyerek bir tabağı Ayten teyzenin, diğerini de Burak'ın önüne bıraktım. Bu çocuk neden burada olduğunu biliyor muydu acaba? Anlamak için suratına baktığımda bana sırıtarak teşekkür etti. Şerefsiz. Yakışıklı olmuş büyüdükçe ama benim tipim değilsin bebeğim. Mutfağa gidip annem ve Selin için olan tabağı da aldım. Annem de çay tepsisiyle arkamdan geldi. Maşallah kızımız da pek hamaratmış. Ayten teyze, ne diyorsun Ayten teyze? Bu kız isteme cümlesi değil mi? Delireceğim. Sadece gülümsedim. Öyledir öyledir. Ver gazı annem. Aferin. Sen yemiyor musun Özgür? Tabağımı alıp odamda yemeği planladığımı söyleyecektim ki annem bambaşka bir cevap verdi. Yok yemiyor Ayten, diyette o. Otur kızım, al çayını da, şekersiz tam sevdiğin gibi. Üzerime uzatılan çay ile kendimi tekli koltukta oturur bulmam bir oldu. Anne ne diyorsun anne, ben çaya 3 şeker atıyorum. Diyetteyim de benim niye haberim yok? Ay maşallah, pek güzel pek güzel. Güzel olan ben değilim, diyette olmam değil mi Ayten teyzeciğim? Çok teşekkürler ya. Selen'e bak, tüy gibi, üflesem uçacak. Hanım hanımcık oturmuş bir de abinin yanında. Abi dediğim de abi yani. Şu Burak'ın tipine bak. Deve gibi uzun boylu, bir de kas yapmış. Sakal bırakmış biraz. Utanmasa 30 yaşında gösterecek. Gerçi ben 23'üm. Selen benden bir yaş küçük, 22. Selen ile Burak'ın arasında 5 yaş var, 27. 30 olmuş lan, bu bir şey kalmamış ki. Değil mi Özgür? Ha? Hesap yaparken neyi kaçırdım ya? Efendim anneciğim, duymadım. Gidersiniz değil mi diyorum partiye? Bismillahirrahmanirrahim. Parti ve ben. Ne partisi? Kızım Selen anlatıyor ya 2 saattir. Dinlemiyor musun? Okuldan bir arkadaşının doğum günü partisi varmış yarın akşam bir restoranda. Anne bizim ortak arkadaşımız yok. Yok anlatamadım, gitti şunu şu kadına ya. Ha yok, siz eğlenin. Ben sevmem parti falan. Ya hadi ama Özgür, sen de gel. Çok eğleneceğiz bak söz. Ben hayatımda senin kadar yalaka bir insan görmedim Selen. Ulan okulda 40 yılın başı karşılaştığımızda selam bile vermiyorsun. Şimdi ne bu tavırlar, en yakın arkadaşınmışım gibi. Anne hayırdır, sen izin vermezdin böyle gece dışarı çıkıp parti yapmalara falan. Kadın 180 derece döndü yemin ederim. Bak bir de bana oradan kaş göz yapıyor, ne var ne. Haklıyım. Siz orasını düşünmeyin Safiye teyzeciğim, ben bırakırım Özgür'ü çıkışta eve. Burak? Başına taş düştü galiba. Lan bana bakıyor bu gülümseyerek. Hayatta olmaz anne, izin verme ne olursun. Ay çok güzel olur Burak'cığım. Tamam o zaman, geliyor Özgür de. Tepinerek ağlamak istiyorum şu an. Anne ben tamam demedim ama.
Tamam olmaz olur mu kızım? Ne güzel değişiklik olur sana da işte. Gidersin, eğlenirsiniz. Akşam da Burak bırakır seni eve. Ama anne, hadi çayları tazele anneciğim sen. Laf ağzıma tıkıldı ama şu an. Ben de o partiye gidersem Özgür Yaman asla sevgilim olmasın. Hadi bakalım. Beni bırakmayacağını biliyorum Özgür. Benim güzel sevgilim. Kız değil tembel hayvan doğurduk sanki şu hale bak. Asla seni bırakmam Özgür. Hele de o disidikli Burak için. Sen benim bu dünyadaki ilk ve tek aşkımsın sevgilim. Ortalığı bok götürüyor. Her yer her yerde ama umurumda bile değil hanımefendinin. Sen de benim aşkım. Tüm şarkılarımı senin için yazıyorum. Gerçi hanımefendi olsa burayı böyle bırakmaz. Topla diyoruz yok, temizle diyoruz yok. Gerçekten mi? Ben de hepsini seni düşünerek dinliyorum sevgilim. Anca uyumayabilir işte böyle dana gibi. Kalksana kız, kime diyorum? Ama şimdi yanımdasın. Bana bir öpücük verir misin? Özgür, akşam oldu akşam. Uyuyor uyuyor günü bitirdin, kalk diyorum. Memnuniyetle sevgilim. Özgür! Yataktan sıçrayarak uyandım. Anne niye uyandırıyorsun? Rüyanın en güzel yerinde ya. Tam da öpecekti beni. Sen ancak rüyanda öpüşürsün zaten o şarkıcı bozuntusuyla. Kalk! Haklı olduğunu bildiğimden gözlerimi ovuşturarak yatakta oturdum. Nereden bildin ki Özgür Yaman olduğunu? Ayrıca o şarkıcı bozuntusu değil. Nereden bildim acaba? Şöyle bir odana bir bak bakalım her yerde kimin fotoğrafı var? Evet doğru. Saçma bir soruydu cidden. Yine de odamın duvarlarında belki milyonuncu kez gözlerimi gezdirdim ve o muhteşem posterlere yeniden baktım. Ama odamda farklı olan bir şeyler vardı. Anne sen odamı mı topladın? Topla deyince toplayan bir kızımız olmadığı için mecburen topladık Özgür Hanım. Demek rüyamdaki sayıklanmalar bu yüzdendi. Söylene söylene toplamıştı annem odayı. Ulan tam öpecektim çocuğu be. Neyse tamam ben uyuyorum. Belki rüyam devam eder umuduyla tekrar yatmaya yeltenmiştim ki annem yastığımı kafamın altından çekerek hayır diye bağırdı. Ne oluyor ya? Sen farkında mısın saat akşam 5? Bu saate kadar yatılır mı? Gözlerimi devirdim. Anne biliyorsun ki hafta sonları geç yatıp geç kalkıyorum. Sabah 5'e kadar film izledim ben ya. Sabah 5'ten akşam 5'e 12 saat var Özgür. Bir de matematik öğrencisi olacaksın. Doğru ya. Ben bunu niye fark etmedim daha önce? Özgür biraz daha kalkmazsan geç kalacaksın. Kaşlarımı çattım. Neye geç kalacağım? Partiye tabii ki, ne olacak? Hadi. Ay şu aptal parti. Nereden sardılarsa başımı unutmamış kadın işte. Cadalos Selen. Ben seni bir yolmazsam. Anne gitmeyeceğim dedim ya. Ben de gideceksin dedim. Kalk duşa gir. Daha seni giydireceğiz. Saçın var, makyajın var. Bir sürü işimiz var. Hadi. Ya bu kadın ciddi galiba. Düşün Özgür. Düşün. Nasıl yırtabilirsin bu durumdan? Bir dakika. Bugün pazar değil mi? Bu da demek oluyor ki babam evde. Şimdi görürsün sen. Annemin şaşkın bakışları arasında yataktan fırlayıp salona koştum. Tam da tahmin ettiğim gibi babam koltuğunda kurulmuş televizyon izliyordu. Baba! Annem beni istemediğim bir partiye göndermeye çalışıyor. Lütfen ona bir şey der misin? Babam şaşkın bakışlarını bir bende bir de çoktan yanımızda bitmiş olan annemde gezdirdi. Safiye, kız istemiyorum diyor. Yürü be, aslan babam benim. Babam hiç annem gibi değildir. Beni kız gibi davranmaya, ne bileyim koca bulup evlenmeye falan zorlamaz. Ben ne istersem arkasındadır. İstiyor da naz yapıyor. Sen karışma Samet. Bu onunla benim aramda. Peki. Tabii benim arkamda olması genelde annem hayır diyene kadar sürer. Ama bu sefer tek umudum sensin babacığım. Benim tarafımda olmak zorundasın. Ama baba gece de geç bitecekmiş parti bak. Safiye kız gece geç bitecek diyor. Ya bir şey olmaz. Bizim Ayten'in oğlu Burak yok mu? O bırakacak evi arabayla. Hem bitene kadar beklemek zorunda da değil ki. 1-2 saat durur gelir. Peki. Tamam son bir kozum daha kaldı. Baba ben nerede olduğunu bile bilmiyorum partinin bu arada. Kaybolurum bak giderken kızını sokaklardan toplarsın sonra. Safiye kız yeri bilmiyorum diyor. Ben adresi aldım Selen'den. Yazar ona veririm, o da taksiciye verir, bir şeycik olmaz. Peki. Çıldıracağım ama artık. Şu izin verme seviyesine ben 17 yaşımdayken falan ulaşsaydınız şimdi çok farklı bir insan olabilirdim biliyorsunuz değil mi? Cevap verme anneye, yürü banyoya. Yapacak başka hiçbir şeyim kalmamış gibi görünüyordu. Babamı somurtarak banyoya doğru yürüdüm. Alacağın olsun baba. Peki. Diyerek arkamdan seslendi. Adam tek kelimeyle hayatın hilesini bulmuş resmen. Bakın hem benim hakkımı savundu hem de annemin sözünden çıkmadı.
Yemin ediyorum çok zeki bu adam. Kafası rahat bir kere. Bak televizyonunu izlemeye devam ediyor. Oh ne âlâ memleket. Duşta işimi bitirdikten sonra odama geldiğimde annemi yatağıma serdiği birkaç elbisenin başında dikilirken buldum. Onlar kesinlikle benim elbiselerim değillerdi. Arkadaşlar, sevgili anacığım çeyizinden gençlik elbiselerini çıkartmış ve hepsini bana tek tek denetti. Çoğu fazla abiyeydi ve modadan anlamam ama eski tarz oldukları belliydi. Hemen en sade olanı seçmek istedim ama o da fazla kısaydı. Bana kalsa asla giymezdim ama bana kalmıyor bildiğiniz gibi. Annem de nasıl olduysa onu beğendi. Dizlerimin bir karış üstünde biten koyu yeşil askılı elbiseyi bana uygun buldu. Tamam, en azından diğerleri gibi pullu taşlı değildi. Üzerinde süs namına sadece belindeki örgü kemer vardı. Annem onu iyice sıkıp belimin daha ince görünmesini sağlamaya çalıştı. İşe yaradığını pek sanmıyorum. O göbek asla kaybolmaz. Sıra makyaja geldiğinde bayağı bir kavga ettik. Yüzüme her şeyi sürmek istiyordu. Neyse ki sadece o kirpiye sürülen şey kalem ve çabuk kuruyan mat bir rujda onu ikna edebildim. Bana o yapış yapış olan simli rujlardan sürmek istedi. İnanabiliyor musunuz? Dudağımda öyle bir şey varken konuşma yetimi kaybederim ben. Son olarak nereden bulduğunu bilmediğim siyah, aşırı rahatsız topukluları ayağıma giydirdi. Saçlarıma fön çekti ve gözlüğümü çıkarttırıp lenslerimi taktırdı. Kör oldum galiba arkadaşlar. Bu şeyin gözümün içinde olduğu fikrini kafamdan atamıyorum. Bitti! Diye bağırdı annem ve gözlerini dikip ustalık eserine baktı. Bana yani, hayır anlamamışsınızdır diye belirtmek istedim. Şükür, sal beni artık be kadın! Diyerek odamdan çıkmaya çalıştım ama çıkar çıkmaz beni çekip antredeki aynanın önüne götürdü. Kendine bakmak istemiyor musun? Anne, Allah aşkına bu tip en fazla ne kadar değişmiş ola... Lafımı bitiremedim dostlarım. Lafımı bitiremedim çünkü aynada kendimi gördüm. Bu ne lan? Annem kafama vurdu. Düzgün konuş, sensin işte. Annem kesinlikle yanılıyor olmalıydı çünkü karşımdaki kız ben olamayacak kadar güzeldi. Sağıma soluma baktım ama benden başka kimseyi de göremedim etrafımda. Aynaya tekrar döndüğümde onun benden başkası olmadığının farkındaydım. İyi de bu nasıl mümkün olabilirdi? Ben aynaya bakmayalı ne kadar uzun zaman geçmişti ki. Sadece birkaç dokunuşla bu hale gelebildiysem... Bir saniye. Hayır. Bu bir romantik komedi değil. Çirkin kız biraz bakımlı güzel bir prensese dönüşür ve tüm erkekler ona aşık olur. Aa, ne güzel olmuşsun kızım. Dehşet içinde babama baktım. Bana bunu ilk defa söylüyordu. Evet, çok güzel oldu benim prenses kızım. Bakışlarımı anneme çevirdim. O da bunu ilk defa söylüyordu. Siz benim ailem değilsiniz. Saçmalama Özgür. Güzel oldun, güzelsin dedik. İşte abartma. Nasıl abartmayayım ya? Bir romantik komedi başlangıcı bu. Farkında mısınız acaba? Ben hayatımın buna dönüşmesini istemiyorum. Ben hayatımdan memnunum ya. Sırada ne var? Partinin en yakışıklı çocuğu beni dansa falan mı kaldıracak? Anne... Ben gitmesem mi ya? Annem beni duymadı bile. Antredeki önceden hazırladığı belli olan şık çantayı elime tutuşturdu. Paran, telefonun, anahtarın ve adres burada. Hadi iyi eğlenceler dedi. Ve ben daha kemküm etmeye fırsat bulamadan kendimi kapının dışında buldum. Çok korkuyorum arkadaşlarım ama sakin olmalıyım. Tamam, bu herkesin başına gelebilir değil mi? Hayatın bir romantik komedi oluyor demek değil bu. Herkes bir anda istemediği bir partiye gitmek zorunda kalabilir. Herkese annesi koca arayabilir. Herkes çirkin ördek yavrusuyken bir anda annesinin gazabına uğrayıp bir kuğuya dönüşebilir. Az önce kendimi kuğuya benzettim. Galiba deliriyorum. Bu topuklularla aşağı inmek 34 saniyemi aldı arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki normalde 12 saniye burası. Şükür ki sonunda düz yola çıktım. Taksi bulmak için caddeye kadar yürümeliyim. Neden herkes bana bakıyormuş gibi hissediyorum? Ve bizim kenar mahallemizde bu lüks araba ne arıyor? Pardon, bakar mısınız? Şoför koltuğundan mı geldi o ses? Bana mı dedi? Buyurun, diyerek seslenenin yüzünü görmeye çalışıyorum. Bir adres sorabilir miyim? Son birkaç zor adımla şoförü görebilecek kadar yaklaşıyorum. Görmez olaydım. Üzerine tam oturmuş şık bir takım elbise giymiş. Kusursuz kesilmiş saçları var ve pahalı parfüm kokusu alıyorum. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı... Zengin züppe be bu. Hayır. Çok klişe, buna izin veremem. Soramazsın diyorum ve topuklularım izin verdiği ölçüde hızla oradan uzaklaşmaya başlıyorum. Allah'ım, hayatımı klişe tanışmalardan, tanımadığım yakışıklı gençlerden, beklenmeyen romantik olaylardan ve ucuz bir yaz dizisine dönüşmekten koru Rabbim. Arkamdan gelmez değil mi o? Ne olur ne olmaz diye birazcık daha hızla... Yer mi bana doğru,
geliyor, ben mi yere doğru gidiyorum? Hızlanmaz olaydım. Birden kolumda bir el hissediyorum. İyi misiniz? O kim ya? Gök mavisi gözler, altın sarısı saçlar, odunsu erkek parfümü. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı. Bizim mahallede sarışın ne arıyor lan? Az önce beni düşmekten kurtardı. İyiyim, bırak. Bir klişe daha kaldıramam. Ellerinin arasından kurtulup yine hızla ama bu sefer daha dikkatli yürümeye koyuluyorum. Bu şans değil arkadaşlar. Bu bir lanet. Başıma gelenler gerçek olamaz. Böyle şeyler sadece romanlarda olur. Neyse ki caddeye az kaldı. Tek yapmam gereken şu köşeyi dönmek. Az kaldı. Şimdi dönüyorum. Dönmez olaydım. Birinin göğsüne çarpıp sendeliyorum ve o kişi düşmemem için beni belimden yakalıyor. Yüzümün tam dibinde etkileyici kahverengi gözler, dalgalı kumral saçlar, kirli sakal ve yüzüme çarpan bir nefes. Hayatımda gördüğüm en yakışıklı... Yok deve! İstersen bir de kitaplarımız falan yere saçılsaydı. İyi misin? Siz değil sen dedi. Bu iş hiç hayra alamet değil. Çek ellerini üzerimden. Ne der sert çıktığımı anlamamış gibi bakıyor ama ben senin meraklarını giderecek değilim. Ellerini belimden çekiyor ve ondan hızla uzaklaşıyorum. Şuradan şuraya gidene kadar 50 tane adamın koynuna girdim resmen. Allah'ım sen affet, vallahi isteyerek olmadı. Yalnız cidden korkmaya başladım ben. Yoksa cidden bir romantik komedide yaşıyor olmayayım? Hayatım bir film mi yoksa kitap mı? Beni duyan var mı? Taksi! Diye ilk gördüğüm taksiye el edip durduruyorum. Tam arka kapıyı açmak için kapı kulpunu tutuyorum ki elime başka birinin eli değiyor. Önce ben gördüm diye ani bir çıkış yapıyorum ama dur bir saniye. Bu tam da söylenmemesi gereken cümle değil mi? Elini elimin üstünde tutmaya devam eden genç adam yemyeşil gözlü, esmer ve... Hayır, yeter artık, onu incelemeyi kesmeliyim. Aynı taksiyi tuttuk, bir klişe daha. İsterseniz beraber gidebiliriz. Rüyanda görürsün, al taksin senin olsun. Taksiyi adama bırakıp yürümeye başlıyorum. Buna izin veremem. Daha fazla klişeye dayanamam. 5 dakika içinde yüzlerce romantik hikayenin başlangıcını yaşadım. Hani ben asla romantik bir şey yaşayamazdım? Ne oluyor lan? Daha da önemlisi, tekrar soruyorum. Bizim mahallede bu kadar yakışıklı insan toplanmış ne yapıyor? Bu muydu yani? Biraz makyaj ve güzel bir elbise mi olacaktı her şeyi değiştiren? Neden romantik şeylere inanmadığımı yeniden hatırladım. Normal halimle yüzüme bakmayacak insanlar, iki süslendik diye bir anda etrafımda sürü oldu be. Hiçbirinize kanmayacağım. Klişelerinize aldanmayacağım. Sahte duygularınıza, duygusallıklarınıza uymayacağım. Asla sizin gibilerle evlenmeyeceğim. Ve o partiye de gitmeyeceğim. Yaklaşık 20 dakikadır yürüyorum arkadaşlar. Şehrin daha canlı olduğu merkeze kadar geldim. Neyse ki başka romantik kabus yaşamadım ama bu topuklular ayaklarımı testereyle kesiyor galiba. Bu acının başka bir açıklaması olamaz çünkü. Acilen oturmam gerektiği için gözüme ilk çarpan kafeye girdim. Bir bar olmamasına rağmen camın önünde bar masası vardı burada. Gözüme hoş geldiğinden gidip oraya oturdum. Ayakkabılarımı çıkarıp ayaklarımı bar sandalyesinin demir çıkıntısına koydum. Dünya varmış be. Kadınlar buna nasıl dayanıyor saatlerce? Garsondan büyük boy, en şekerli, en karamelli, en çikolatalı ne varsa ondan getirmesini istedim. Ve önümdeki camdan şehrin hareketini seyrederek beklemeye başladım. Yorulmuştum dostlarım. Bir günde bu kadar klişe romantik tanışma hikayesi başlangıcı bana fazlaydı. Bir de partiye gitsem kim bilir ne olurdu. Sarhoş olup sabah birinin yatağında falan uyanırdım herhalde bendeki bu potansiyelle. Bendeki bu potansiyel? Hangi potansiyel ya? Ne zaman geldi bu potansiyel? Nereden geldi? İki süslü kıyafet mi getirdi o potansiyeli? Olmaz olsun öyle potansiyel. Gelmez olsun. Bak yine sinirlendim. Neye ihtiyacım olduğunu çok iyi biliyorum. Özgür müzik. Çantamı açıp telefonumu aldım. Müzik listemden Susanlar Ölür'ü buldum. Sonra kulaklığımı çıkartmak için tekrar çantama baktım ama... Tabii ki. Annem neden çantama kulaklığımı koymuş olsun ki? Ağlayacağım az sonra. Benim bu müziği dinlemem lazım arkadaşlar. Düşün Özgür, düşün. Aklıma gelen tek fikir müziği normal açıp sesi en kısa alıp telefonu kulağıma dayamak. Bence mantıklı. Aynen öyle yaptım ben de. Telefonu sanki biriyle konuşur gibi tutuyor ama aslında müzik dinliyordum. Umarım kimse duymuyordur. Ya da duyarlarsa duysunlar be. Özgür müzikten daha iyi müzik yapan grup mu bulacaklar? Dinlesinler, bana ne? Hayat karmaşık, kaybolmak kolay. Sanki sarmaşık tüm bu olaylar. Susanlar, duranlar, kıranlar var. Vazgeçip giden, pes edenler var. Bir aşkı kaybedip ben öldüm diyen var. Bir de enkaz altında dik duranlar. Durma, susma, susanlar ölür. Bir aşkın tuzağına düşenler ölür. Bizi ancak dostça sevenler görür.
Kısma müziği sakın, kısanlar ölür. Müzikle beslenmeyen çok erken ölür. Bizi ancak dostça sevenler görür. Bir anda müzik kesilip telefonum çalmaya başlayınca homurdandım. Arayan Selen'di. Bir an açmasam mı diye düşündüm ama bu kız kesin aramaya devam edip benim keyfimi mahvederdi. Alo Selen. Kulağıma müzik seslerinin arasından ince bir kız cırlaması gelince telefonun sesinin kısık olduğunu hatırladım ve tekrar açtım. Selen, duyuyor musun? Neden gelmedin partiye diyorum. Canım istemedi. Siz eğlenin, beni boş ver. Ama annen geleceğini söylemişti. Abim akşam biz... Selen istemiyorum, tamam mı? Hadi bay bay. Deyip telefonu surasına kapattım. Bunu umursadığını sanmıyordum. Tam o sırada içeceğim de geldi ve benim keyfim tamamlandı. Bir yudum alıp bol kaloriyi memnuniyetle mideme gönderdim. Ardından müziğin başlatma tuşuna yeniden bastım ve... Durma, susma, susanlar ölür. Ses tüm kafede yankılandı. Sesi tekrar kısmayı unutmuştum. Aceleyle kısma tuşuna basarken herkesin gözlerini üzerimde hissettim. Özellikle de şu iki sandalye yanımda oturan adamın. Onun ne zamanla oraya oturduğunu fark etmemiştim. Ama mahcubiyetle özür diledim. Elini kaldırıp önemli değil anlamında salladı. Yüz ifadesini seçemiyordum çünkü şapka ve güneş gözlüğü takıyordu. Hem de akşam akşam. Niye ki? Sesi kısıp şarkıyı tekrar başlattım. İçeceğimden bir yudum daha aldım. Tam yeniden kendimi kaptırmıştım ki o adamın bana bir şey dediğini fark ettim. Efendim? Kulaklığın yok mu senin diyorum. Sana ne be salak. Biraz sinirlenmeme rağmen kibarca cevap vermeye çalıştım. Üzgünüm, rahatsız mı oldunuz? Evet biraz. Bir de evet diyor. Sanırım canına susamış. Kimseyi rahatsız etmemek için en kısıkta dinliyorum. Yine de size ses geliyorsa yapabileceğim bir şey yok. Birazcık özgür müzik dinlersiniz siz de. Fena mı olur? Çok mu seviyorsun özgür müziği? Kulaklığın olmadığı hale dinleyecek kadar. Evet, bir problem mi var? Adam gülümsedi. İnci gibi dişleri vardı. Yine betimlemeye başlama, daha fazlasını kaldıramayacağım. Ay aman hayır tabii ki. Sadece bu gülümseme hiç problem değil. Yok tabii. Ben de severim özgür müzik. Baksana, buralarda mı oturuyorsun? Birkaç gün sonra şu ilerideki kargocuya senin için bir kargo gelse alabilir misin? Ne oluyor lan? Tekrar mı başladık klişelere? Ne yapacaksın? Bana kulaklık falan mı alacaksın? Dedim alayla. Adam ensesini kaşıdı. Aslında evet, tam olarak öyle yapacaktım. Şaka bu herhalde. Var benim kulaklığım. Sadece annem çantama koymamış. İstemez. Adam kısa ama etkileyici bir kahkaha attı. Sesi sanki özgür, sakın ama nibe tamam. Annen mi? O mu hazırlıyor çantanı? Kalkıp gitmeyi çok isterdim şu an ama sen içeceğimin güzelliğine dua et. Beni zorla bir partiye göndermeye çalıştığı için çantamı da kendi yapmayı uygun bulmuş. Niye partide değilsin peki şu an? Niye bu kadar meraklısın acaba sen? Canım istemiyor. O yüzden mi böyle giyindin, süslendin? Zorla giydirildim dedim ya. Gerek yokmuş ki. Tüm bu süslemeler olmadan da güzelsindir eminim. Şu anda flört ediliyorum arkadaşlar. Üstelik bunun böyle söylendiğinden bile emin değilim. Bittin sen yılışık sapık. Bak dostum, sanırım iyi göremiyorsun akşam akşam taktığın o siyah camlıların yüzünden. Ama ben hiç de güzel falan değilim. 40 yılın başı zorla da olsa özümden dönüp böyle manken bebek gibi süslendim diye evimden buraya yürüyene kadar başıma gelmeyen romantik komedi sahnesi kalmadı. Hepsi de sen ve senin gibi düz beyinliler yüzünden ve ben artık bir tane daha kaldıramayacağım. Ben bu gördüğün güzel kız değilim, tamam mı? O yüzden boşuna uğraşma. Bizi ancak dostça sevenler görür. İçeceğimden koca bir yudum aldım. Adam söylediklerime şaşırmış gibiydi. En azından sessizliğinden bunu anlıyordum. Beni sonunda saldığı için sevinirken hiç beklemediğim bir şey söyledi. O söz bizi sadece arkadaş olarak görenler fark eder anlamında değil yalnız. Sen yanlış anlamışsın. Gözlerimi devirdim. En sevdiğim ve milyonlarca kez dinlediğim şarkıdan bahsediyordu. Kime ne öğretmeye çalışıyordu? Neymiş doğrusu Allah aşkına? Orada biz dedikleri cidden kendileri, özgür müzik grubu yani. Diyorlar ki bizi görebilecek, anlayabilecek olanlar müziğimizi dinleyip geçenler değil, bizi gerçekten arkadaşlarıymışız gibi sevenler. Söyledikleri bir anlığına mantıklı gelse de bunu kabul etmek istemedim. Ne yani, bu sözü anlamadığım için onları sevmiyor muyum? Hayır hayır, öyle demek istemedim. Sen belli ki çok iddialı bir hayransın. Zaten sadece o cümleyi anlamaktan bahsetmiyorlar. Şarkılarının genelini anlamaktan bahsediyorlar. Sen de az önce yaptığın konuşmaya göre fazlasıyla anlamış gibisin zaten. Onu anlamaya çalışarak baktım. Sen nereden bileceksin ki bunları? Az önce müziği kapat diyordun. Şimdi özgür müzik fanı mı oldun?
Adam masanın üzerinde duran peçetelerden bir tane aldı. Birincisi, ben müziği kapat falan demedim. Sadece kulaklığının olup olmadığını sordum. Ceketinin iç cebinden bir kalem çıkartıp peçeteye göremediğim bir şeyler yazmaya başladı. Bu arada konuşmaya da devam etti. Ve ikincisi, kulaklık istemediğinden emin misin? Ona şaşkınlıkla, biraz da anlamamazlıkla, biraz da öfkeyle baktım. Son derece eminim. Senin derdin ne? Neden bana ısrarla... Adam oturduğu yerden kalktı ve peçeteyi düzgünce dörde katladı. Cebinden 50 lira çıkartıp hesap olarak önündeki boş fincanın yanına koydu. Sonra bana doğru gelip tepemde dikildi. Boyu benden uzun kaldığından hafifçe yukarı baktım. Lafımı kesip kendisi konuşmaya başladı. Henüz tanışmadık ama sohbetiniz sayesinde sizi tanımış kadar oldum. Sayenizde güzel bir akşam geçirdiğimi düşünüyorum. Teşekkür ederim. Eğer daha yakından tanışmak isterseniz... Katladığı peçeteyi içeceğimin altına sıkıştırdı. Memnuniyetle kabul ederim. İyi akşamlar. Dedi ve kafeden çıkıp gitti. Arkasından şaşkınca baka kaldım. Bu ne kendini beğenmiş, her şeyi bildiğini sanan garip bir adamdı böyle. Özgür müzik hakkında söylediği o saçmalıklar da neydi? Kafamdaki yüzlerce soruyla içeceğimin altındaki katlanmış peçeteyi elime aldım. Hayır, onunla tekrar konuşmak istediğimden falan değil. Sadece ne yazdığını merak etmiştim. Siz olun sevgili arkadaşlarım. O partilere gitmeyip o kafelerde oturun. O müzikleri dinleyin. Sadece dış görünüşünüz için sizinle birlikte olan o adamları itin. Fikirlerinizi korkmadan, cesurca, tanımadığınız insanlara karşı bile savunun. Siz olun sevgili arkadaşlarım. Sizi siz yapan hiçbir şeyden vazgeçmeyin. Titrek ellerimle tuttuğum o peçetede bir imza vardı. Bir de mail adresi. özgüryemankişisel@gmail.com